Kısa ve Net Coğrafya kanalından herkese merhaba arkadaşlar. KPSS coğrafya denemelerinin çözümlerine devam ediyoruz. Bugün ikinci denememizi çözeceğiz arkadaşlar. İlk soruyla başlıyoruz. Hatay'dan Samsun'a ulaşan bir gezi grubunun aşağıdakilerden hangisini gözlemlemesi söz konusu olamaz şeklinde bir soru arkadaşlar. Bakınız, dünyayı buraya çiziyoruz. Burası ekvator. Burası yengeç dönencesi ve burası oğlak dönencesi arkadaşlar. Türkiye nerede yer alıyor? Yengeç dönencesinin kuzeyinde yer alıyor. Bizim grubumuz Hatay'dan Samsun'a ilerlemiş. Ülkemizde kuzeye doğru ilerlemişler. Hangisini gözlemlemesi söz konusu olamaz şeklinde bir soru. Denizdeki tuzluluk oranında azalma. Değerli arkadaşlar, ekvatora yaklaştıkça denizlerin tuzluluk oranı artar. Kutuplara yaklaştıkça denizlerin tuzluluk oranı azalır. O halde Hatay'dan Samsun'a doğru gidildiğinde tuzluluk oranı azalır. Bunu gözlemleyecekler. Kıyıdaki hissedilen sıcaklık düşüşü enlem faktörüne göre ekvatordan uzaklaştıkça sıcaklık düşecektir. Çünkü diğer şartlar aynı. Hem yükseltileri hem de denizel özellikleri benzer olduğundan dolayı Hatay'dan Samsun'a gidildiğinde sıcaklıklar düşecektir. Varılan deniz kıyısında Hatay'dan daha fazla buharlaşma. Hatay'da mı daha fazla buharlaşma vardır, Samsun'da mı arkadaşlar? Sıcaklıkların düşük olmasından dolayı Samsun'daki buharlaşma Hatay'dan daha azdır. Dolayısıyla varılan deniz kıyısında Hatay'dan daha fazla buharlaşmaya rastlayamazlar. 21 Haziran tarihinde gündüz süresinin en uzun olması. 21 Haziran'da güneş yengeç dönencesine dik gelmekte. Yani kuzey yarım küreye dik geliyor. Kuzey yarım küreye dik geldiği için ben ne kadar kuzeye gidersem gündüz süreleri o kadar uzayacaktır. 21 Haziran'da Hatay'dan Samsun'a gidildiğinde gündüz süresi de uzamış olacaktır. Bunu da gözlemleyebiliriz. İki meridyen arası mesafenin kısalması. Bakınız, şekil üzerinde gösteriyorum. Şu bir meridyen, şu başka bir meridyen. Ekvatorumuz burada. İki meridyen arası ekvatorda 111 kilometredir. Ancak kutuplara doğru gidildikçe bu mesafe azalmaktadır. Hatay'dan Samsun'a gidildiğinde meridyenler arasındaki mesafede azalacaktır, kısalacaktır. Bunu da gözlemleyebiliriz. Cevabımız C seçeneği. İkinci soruyla devam ediyoruz. Yukarıdaki haritada işaretli yerlerden hangisinde 21 Haziran günü güneş daha önce doğar? Değerli arkadaşlar, güneşin daha önce doğması ne demek? Gündüz süresinin uzun olması demek. Dolayısıyla bize 21 Haziran'da hangisinde gündüz süresi daha uzundur şeklinde bir soru soruluyor. Tekrar çiziyorum arkadaşlar. Bakınız buraya. 21 Haziran'da güneş yengeç dönencesine dik gelmektedir. Yengeç dönencesi hangi yarım kürede arkadaşlar? Kuzey yarım kürede. O halde 21 Haziran tarihinde ne kadar kuzeye gidersem gündüz süreleri o kadar uzayacaktır. Unutmayalım, ekvator üzerinde her zaman 12 saat gece, 12 saat gündüz yaşanır. Ekvatordan kuzeye doğru gidildikçe 21 Haziran günü gündüz süreleri de artacaktır. 14 saat, 16 saat, 18 saat, 20 saat, 22 saat, 24 saat şeklinde gündüz süresi artar. Soruya dönecek olursak, Türkiye haritasında aynı meridyen çizgisi üzerinde verilmiş noktalar. O halde 21 Haziran günü en kuzeydekinde gündüz süresi de en uzun olacaktır. Cevabımız E seçeneği. Üçüncü sorumuz. Türkiye dönencelerin dışında olup yengeç dönencesinin kuzeyindedir. Bu bilgiye göre aşağıda verilen tarihlerden hangisinde gündüz süresi en kısa olur? Yine benzer bir soru arkadaşlar, coğrafi konumla. Yine dünyayı çiziyorum, bakınız. Yengeç dönencesi, oğlak dönencesi. Türkiye nerede arkadaşlar? Burada. Yengeç dönencesinin kuzeyinde yer alan bir ülke. Bize en kısa gündüz süresi soruluyor. Türkiye'de en uzun gündüz süresi 21 Haziran'da olurdu. En kısa gündüz süresi ise arkadaşlar 21 Aralık'ta yaşanır. Ancak şıklara baktığımızda 25 Aralık, 23 Eylül, 4 Temmuz, 3 Ocak, 5 Temmuz verilmiş. O halde cevabımız 21 Aralık'a en yakın tarih olacak arkadaşlar. 21 Aralık'ta en kısa gündüz yaşanırsa o halde 21 Aralık'a en yakın günde de yine gündüzler kısa olacaktır. Cevabımız 25 Aralık A seçeneği olacak. 25 Aralık'ta güneş yaklaşık olarak arkadaşlar 21 Aralık'ta buraya dik geldikten sonra ekvatora doğru hareket edecek. Şu bölgeye, ekvatorla oğlak dönencesi arasına dik gelir. Yine Türkiye'de kısa gündüzler yaşanır diyoruz. Cevabımız A seçeneği. Geçiyoruz arkadaşlar 4. sorumuza.
Türkiye ile en eski sınırı oluşturur. Su bölümü çizgisi sınır kabul edilir. Türkiye ile çizilmiş olan bu sınır doğal bir sınırdır. Doğal sınır demek arkadaşlar dağların su bölümü çizgisinden geçmesi. Yani şöyle düşünelim. Burası su bölümü çizgisi. Burası bir ülke. Burası bir ülke. Doğal sınır budur arkadaşlar. Veya bir akarsu vardır. Akarsuyun bir tarafı başka bir ülke, bir tarafı başka bir ülkedir. Buna biz doğal sınır diyoruz. Yukarıda özellikleri verilen sınır aşağıdaki ülkelerden hangisidir? Cevabımız arkadaşlar İran. İran bizim en eski sınırımız. Su bölümü çizgisini yani dağların zirvesini takip eder çoğunlukla ve doğal bir sınırdır. Cevabımız E seçeneği. Aşağıda verilen yerlerden hangisinde nüfusun tenha olmasının sebebi yanlış verilmiştir. Demek ki bu bölgelerin hepsinde nüfus tenhaymış, seyrekmiş. Ancak bir tanesinin sebebi yanlış verilmiş. Bakalım Yıldız Dağları bölümü. Yıldız Dağları nerede arkadaşlar? Şu bölgede nüfus seyrek. Neden? Yer şekilleri dağlık olmasından dolayı doğru. Biga Yarımadası, Çanakkale Biga Yarımadası arkadaşlar. Nüfus seyrek neden? İşlek yollara sapa kalması. Bu da doğru. Tuz Gölü çevresi, tuz sanayisi. Tuz Gölü çevresinde nüfusumuz seyrektir. Doğru. Ancak bunun nedeni tuz sanayisi değil arkadaşlar. Bunun nedeni iklim koşulları ya da kuraklık. Tuz sanayisi, Tuz Gölü çevresi Türkiye'nin tuzunun %60'ını karşılamaktadır. Bu nüfusun seyrek olmasının bir nedeni olamaz arkadaşlar. Artvin yöresi yer şekilleri. Evet, Artvin çevresi seyrek nüfusludur. Yer şekillerinin dağlık ve engebeli olmasından dolayı doğru. Yukarı Kızılırmak bölümü. Yani neresi Yukarı Kızılırmak? Sivas çevresi dağlık bölge olduğundan dolayı nüfus seyrektir. Buna da doğru diyoruz. Cevabımız C seçeneği. 6. soruyla devam edelim. Türkiye'nin coğrafi konumu mutlak ve göreceli olarak ikiye ayrılmakta ve bu bağlamda incelenmektedir. Coğrafi konumu biz arkadaşlar mutlak konum ve göreceli konum. Unutmayalım. Mutlak konum paralellere, bakınız, paralellere ya da boylamlara göre ortaya çıkan, bunların sonucunda ortaya çıkan konumdur. Göreceli konum ise sadece o ülkeye has olan, kendine ait özelliklerden ortaya çıkan sonuçlardır arkadaşlar. Göreceli konum. Türkiye'nin coğrafi konumu göz önünde bulundurulduğunda aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre farklı bir durumun sonucudur? A. Cephesel yağışların görülmesi. Arkadaşlar cephesel yağışlar nerede görülür? Şu haritadan devam edelim isterseniz. Burasına yengeç dönencesi demiştik. Burada Kuzey Kutup Dairesi var. Türkiye burada. Bakınız. 36, 42 kuzey paralelleri. Türkiye'de cephesel yağışların görülmesi arkadaşlar orta kuşakta yer almamızın bir sonucudur. Orta kuşaktaki bütün ülkelerde cephesel yağışlar görülür. Bu bize ait bir özellik değil. Mutlak konumumuzun bir sonucudur. Dağlarımızın güney yamaçlarının güneş ışınlarının daha dik açıyla alması. Bakınız şurada bir dağ olduğunu düşünelim Türkiye'de. Güneş 21 Haziran'da da 21 Aralık'ta da bu dağın güney yamacına vuracak. Ama başka bir ülke olsaydı burada yine onun için de aynı durum söz konusu olacaktı. Dolayısıyla bu bizim özel konumumuzun değil, matematiksel ya da mutlak konumuzun bir sonucudur. C seçeneği Erzurum Palandöken'de kayak yapan öğrenciler ile aynı anda Antalya'daki öğrencilerin deniz turizmine canlılık katması. Değerli arkadaşlar ülkemizin bir kısmında kayak yapılırken bir kısmında denize girilebilmesi bu bizim mutlak konumuzun bir sonucu değil. Bu bizim yer şekillerimizin bir sonucu. Yer şekillerimiz dağlık ve engebeli olduğundan dolayı bir kısımda kayak yapılırken bir kısımda insanlar denize girebilmekte. Yani bu orta kuşaktaki bütün ülkeler için geçerli değil. Bu sadece bizim için veya yer şekilleri engebeli olan ülkeler için geçerli olabilir. Bu durum özel ya da göreceli konumumuzun bir sonucudur. Kocaeli'de yaşayan insanların Ankara'da yaşayanlardan daha geç iftar yapması bu boylamlarla ilgilidir arkadaşlar. Bulunduğu meridyenlerle ilgilidir. Yine mutlak konumun bir sonucudur. Batı rüzgarları etkisiyle Batı Anadolu'da rüzgar enerjisi potansiyelinin yüksek olması. Batı rüzgarları nerede etkilidir? Orta kuşakta etkilidir. Orta kuşaktaki bütün ülkelerde batı rüzgarları etkilidir. O yüzden göreceli konum değil mutlak konumun bir sonucudur diyoruz. Cevabımız C seçeneği. Geçiyoruz arkadaşlar. 7. sorumuza. Aşağıda verilen göllerden hangisinin oluşumu diğerlerine göre farklı bir şekilde meydana gelmiştir? Van Gölü, Mogan, Eymir, Bafa, Uzun Göl. Baktığımızda arkadaşlar Van Gölü karma oluşumlu bir göldür. Karma nedir? Tekno volkanik. Van Gölü'nün oluştuğu çukur tektonik hareketleri oluşmuştur. Ancak Nemrut Dağı'ndan çıkan lavlar da bu çukurun önünü kapatmıştır. Dolayısıyla tektonik ve volkanik faaliyetler etkili olduğu için Van Gölü karmadır. Mogan
alüvyal set gölüdür. Eymir Gölü alüvyal set gölüdür. Bafa Gölü alüvyal set gölüdür ve Uzun Göl yine alüvyal set gölüdür. Ayrıca unutmayalım arkadaşlar, Köyceğiz Gölü de alüvyal set gölüdür. Köyceğiz Gölü de alüvyal set gölüdür. O halde cevabımız A seçeneği, teknovolkanik karma oluşumlu bir göldür diyoruz. 8. sorumuz, ülkemizde turunçgillerin Akdeniz iklimi haricinde Doğu Karadeniz, Rize ve çevresinde görülmesine sebep olan rüzgar aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi haritaya baktığımızda arkadaşlar, şu harita üzerinde gösterelim isterseniz. Demek ki Rize çevresinde de ne yetişiyormuş? Turunçgiller yetişiyormuş. Buna hangi rüzgar sebep olmaktadır? Öncelikle şunu izah edelim. Turunçgiller arkadaşlar kış ılıklığı isteyen bitkilerdir. Kışın ılık geçmesi gerekir. Rize'deki fön rüzgarları, bakınız Doğu Anadolu'dan Karadeniz'e doğru esen şu rüzgarlar Rize çevresinin kışları ılık olmasını sağlamaktadır. Fön rüzgarları şöyle arkadaşlar. Burası deniz. Doğu Anadolu'dan bakınız şurası Rize olsun arkadaşlar. Rize. Burası Rize. Şu dağın yamacı boyunca yükselen hava nemini kaybettikten sonra diğer yamaçtan aşağıya inerse fön rüzgarı oluyor. Bakınız şu aşağıya inen rüzgar fön rüzgarı. Bu rüzgar sürtünmenin ve sıkışmanın etkisiyle gittiği yerleri ısıtır. Fön rüzgarları gittiği yerleri ısıtır. Karların erimesine, bitkilerin erken olgunlaşmasına neden olur. Dolayısıyla Doğu Anadolu'dan gelip Rize çevresine esen bu fön rüzgarları kışları ılıtır. Kışlar ılık olduğu için de Rize çevresinde mikro klima olarak turunçgil yetişir diyoruz. O halde cevabımız B seçeneği, fön rüzgarları. Yukarıdaki haritada işaretli yörelerin hangi enerji kaynağı bakımından ön plana çıktığı söylenebilir. İşaretli yerlere bakalım arkadaşlar. Ç, D, Z, Y. Ç, Çanakkale çevresi. D, Denizli çevresi. Ş, Z, Zonguldak çevresi. Ve Ş, Şanlıurfa çevresi verilmiş. Çanakkale'de arkadaşlar rüzgar enerjisi potansiyelinin fazla olduğunu biliyoruz. Rüzgar. Ayrıca jeotermal yönünden de elektrik üretildiğini, jeotermal kaynaklardan da elektrik üretildiğini biliyoruz arkadaşlar. Çanakkale, Tuzla'da jeotermal enerji vardı rüzgarla beraber. Denizli'ye geldiğimizde Denizli Sarayköy'de yine jeotermal yönünden öne çıktığını görüyoruz. Zonguldak'ta taş kömürü yönünden ön plana çıkmıştır. Şanlıurfa'da ise güneş enerjisi yönünden potansiyeliyle ön plana çıkmıştır. O halde cevabımız Ç'de arkadaşlar rüzgar ya da jeotermal olacak. Ç'ye baktığımızda jeotermal olabilir, rüzgar olabilir, jeotermal olabilir. Cevabımız A, B, C, D şıklarından birisi. D'ye baktığımızda jeotermal olması gerekir. Evet, rüzgar, jeotermal. Z'ye baktığımızda taş kömür olması gerekir. Ve Ş, güneş olması gerekir. O halde cevabımız B seçeneği diyoruz. Burada şunu hatırlatalım. Ülkemizde Denizli Sarayköy'de, Aydın Germencik'te, Denizli Sarayköy, Aydın Germencik ve Çanakkale Tuzla'da jeotermalden elektrik üretilir arkadaşlar. 10. sorumuz. Ülkemizde elektrik üretiminde 2023 yılı itibariyle yenilenebilir enerji kaynaklarından hangisinin payı daha fazladır? 2023 yılında arkadaşlar sıralama şöyle gerçekleşti. En fazla elektriği biz kömürden ürettik. Ardından doğalgaz, ardından hidroelektrik, rüzgar, güneş, jeotermal. Burada kömürün payı %36 olarak gerçekleşti arkadaşlar. Doğalgazın payı %21, hidroelektriğin payı ise %19 olarak gerçekleşti. Bize yenilenebilir enerji kaynaklarından hangisinin payı daha fazladır diye soruluyor. Kömür yenilenemeyen bir enerji kaynağı. Doğalgaz yenilenemez. Ancak hidroelektrik yenilenebilir bir enerji kaynağı olduğundan dolayı cevabımız hidroelektrik A seçeneği olacak. 11. soruyla devam ediyoruz. Yukarıda verilen toprak türleriyle aşağıdakiler eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? Podzollar. Arkadaşlar podzollar Batı Karadeniz'de iğne yapraklı ormanlar altında soğuk ve nemli bölgelerde görülen topraklardır. O halde şu bölgede podzollar görülür. Terrosalar, bu haritada arkadaşlar terrosalar gösterilmemiş. Kahverengi bozkır toprakları Anadolu'nun iç kısımlarında yağışın 400 mm olduğu, 400 mm civarında olduğu yerlerde görülen topraklardır. O halde Tuz Gölü çevresinde kahverengi bozkır toprakları görülebilir. Alüvyal topraklar
Çayların, derelerin, akarsuların kenarlarında ya da delta ovalarında, akarsuların denize döküldüğü yerde oluşturduğu delta ovalarında görülür. Şu bölge Çukurova bir deltadır ve burada alüvyal toprak vardır arkadaşlar. Çernozyomlar ise çayır bitki örtüsü altında sert karasal iklim koşullarında oluşan verimli topraklarda. Biz bunu ülkemizde Erzurum, Kars, Ardahan çevresinde görüyoruz. Terrosalar, kırmızı renkli Akdeniz toprakları bu haritada ne yapılmamış? Gösterilmemiş. Cevabımız B seçeneği. Sanayi yerlerinin belirlenmesinde etkili olan faktörlerden biri de ham maddedir. Aşağıdaki sanayi kollarından hangisinin yer seçiminde ham madde etkili olmamıştır? Rize'de çay sanayisi ham maddeden dolayı gelişmiştir. Mersin'de cam sanayisi, arkadaşlar cam sanayisi silisli kumun olduğu, denizin olduğu yerlerde gelişir. Bu da ham maddeden dolayı Mersin'de gelişme göstermiştir. Kastamonu'da kağıt sanayisi, kağıdın ham maddesi ormanlar olduğuna göre arkadaşlar, Kastamonu'da orman varlığı fazladır ve burada kağıt sanayisinin gelişmesi ham maddeyle ilgilidir. Kırıkkale'de silah fabrikasının bulunması arkadaşlar, Kırıkkale'nin coğrafi konumuyla ilgilidir. Coğrafi konumu ile ilgilidir, ham maddeyle ilgili değildir. Kütahya'da porselen sanayisinin gelişmiş olması bu bölgedeki toprak türüyle ilgilidir. Yani ham maddeyle doğrudan ilgilidir. Cevabımız D seçeneği. 13. soruyla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye jeopolitiğinin değişen unsurlarından biri değildir? Arkadaşlar jeopolitiği oluşturan unsurlar değişen unsurlar ve değişmeyen unsurlar olarak ikiye ayrılır. Su koşulları değişmez arkadaşlar. Değişmeyen unsurlar su, iklim, yer şekilleri, coğrafi, konum özellikleri, bunlar değişmez. Ancak istihdam değişebilir, sermaye değişebilir, ekonomik olanaklar değişebilir, teknoloji değişebilir, askeri imkanlar, askeri olanaklar değişebilir. Su koşulları ise arkadaşlar değişmeyen unsurlardandır. Cevabımız A seçeneği. Yukarıda özellikleri verilen köy altı yerleşmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Neymiş bunun özellikleri? Hayvancılık ön planda olup tarım faaliyetleri de yapılır. Hayvancılık varmış, tarım da yapılıyormuş. Devamlı yerleşmelerdendir. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yaygındır. Devamlı yerleşmeler dediğine göre yayla, ağıl, kom, dam, oba, dalyan bunlar geçici. Yayla, ağıl, kom, dam, oba, dalyan bunlar geçici arkadaşlar. Geriye kaldı çiftlik ve mezra. Çiftlik daha çok İç Anadolu ve Ege bölgesinde, Marmara bölgesinde yaygındır. Mezra ise arkadaşlar Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde daha yaygındır diyoruz. Cevabımız B seçeneği. Aşağıda verilen tarım ürünlerinden hangisi ihraç ürünlerimiz arasında değildir? Kayısı, incir, pirinç, zeytin, tütün. Değerli arkadaşlar, Türkiye pirinç ihraç eden bir ülke değildir. Türkiye'nin ürettiği çeltik kendi ihtiyacının yaklaşık 3'te 1'ini, bazı yıllar 3'te 2'sini karşılayabilmektedir. Türkiye yurt dışından pirinç ithal eden bir ülkedir. İhraç ürünümüz değildir. Aşağıdakilerden hangisi Yeşilırmak Havzası gelişim projesi ile ilgili değildir? 1. Proje bölgesinde erozyonu önlemek. Evet arkadaşlar, Yeşilırmak ve kollarında erozyonu önlemek için bu proje kapsamında Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevresinde ağaçlandırma çalışmaları yapılmıştır. Erozyonu önlemek vardır Yeşilırmak Havzası gelişim projesi kapsamında. Yeşilırmak Havzası'nda kirliliği önlemek, akarsu ve kollarında kirliliği önlemek yine bu projenin amaçlarından biridir. Yaylalar arasındaki ulaşım ağını güçlendirmek. Bu proje arkadaşlar, yaylalar arasındaki ulaşımla ilgili çalışmalar DOKAP, Doğu Karadeniz projesi ile ilgili bir çalışmadır. O halde cevabımız ilgili değildir dediğine göre yalnız 3C seçeneği. Aşağıda bazı yörelerin göç alma nedenleri verilmiştir. Yukarıdakilerden hangilerinde göçler daha çok yerleşim amaçlı? Arkadaşlar göçler ya mevsimlik geçicidir ya da yerleşmek amaçlı sürekli olarak yapılan göçlerdir. Bakalım, kıyı Ege'de tarım. Tarım için yapılan göçler geçicidir. İnsanlar tarımsal ürünlerin hasat dönemlerinde giderler, sonra geri dönerler. Bunlar geçici arkadaşlar. Antalya bölümü turizm. Turizm sezonunda insanlar o bölgeye göç eder. Sezon bittikten sonra yine evlerine dönerler. Geçicidir. Çatalca Kocaeli bölümü sanayi. Sanayi tesisleri yılın 12 ay faaliyet gösterdiğinden dolayı buraya giden insanlar yıl boyu kalırlar arkadaşlar. Batı Karadeniz'de maden. Yine madenler 12 ay boyunca faaliyet göstereceğinden yine kalıcı
göçlerdir. Bize hangisi yerleşim amaçlıdır yani kalıcıdır şeklinde bir soru sorulmuştu. O halde cevabımız 3 ve 4 D seçeneği olacak. 18. ve son sorumuz. Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgesinde doğurganlık oranı yüksek olmasına rağmen yıllık nüfus artış hızı Türkiye ortalamasının altındadır. Bu durumun oluşmasında en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki arkadaşlar Doğu Karadeniz'den ve Doğu Anadolu bölgesinden göç verilmesi. Şıklardan bunu arayacağız. Göçle ilgili olanı arayacağız. Ölüm oranlarının yüksek olması, bölge dışına göçlerin fazla olması. Evet, bölge dışına göçlerin fazla olması, doğum oranının azalması, okuma yazma oranının artması, sanayinin gelişmekte olması. Bunlar değil. Cevabımız B seçeneği. Arkadaşlar ikinci denememizin de sonuna geldik. Bir sonraki denemede görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşça kalın.